Aynı sürede apartman boyu yan arkadaşlarım var benim ya. İç dış. Hem hiç gitmek istemediğim bir yere aceleden neden ben oluyorum? Bu bir kanun mu? Neymiş o? Yani her kadın her seferinde geç kalıyor. Hiç istisnası yok mu bunun? Mesela Rahime Teresa. Acaba ayinlere zamanında gidiyor muydu bu kadın? Ay tatlım. Benim şu zamanlıcık 6 dakika bu kadar abartmaya gerek var mı? Ve sorunu hemen cevaplıyorum. Siz erkekler makyaj yapmıyorsunuz. Sizin avantajınız bu. Evet. Çok şükür öyle bir adetim yok. Ama olsaydı da bu gereğinden fazla kırmızı ruju kullanmazdım böyle bir yere giderken. Böyle bir yer? Evet. Alt tarafı bahçede buluşup köfte pişireceğiz ya. Tatlım biz ona barbekü partisi diyoruz ya. Yapma ya. Köftelerin haberi var mı bundan canım? Parti kurmuş Angutlar. Haberleri yok. Hem ben karşıyım o partiye zaten. Kapansın o parti. Ne oluyor? Sen biraz gergin gibisin. Galiba. Neden? Orada köfteleri mangalda yerleyecek arkadaş. Senin eski sevgilin ya. Hayatım ne var bunda? Şimdi bunu mu tartışacağız gerçekten? Başladık bile. Yapma hayatım. Bizim ilişkimiz zaten yıllar önceydi Kürşat'la. Ya yapma canım şimdi. Lan bu senin söylediğin. O yıllarda da sevgililer sevişiyordu. Çıplak üstelik. Neyse. Yani bazı olaylar bazı dünyaya gidiyor, bazı dünyaya gitmeyebiliyor. Ya ben aklımdakileri sana söyleyeyim mi yoksa direkt kıvırayım mı? Söyleyeyim mi aklımdakileri? Yok söyle, direkt söyle lütfen. Ya biz şimdi gideceğiz ya, adam ev sahibi, böyle bir hoşluk, iyi davranmalar, ben böyle mal gibi kalacağım burada. Ben onun aklındakileri de biliyorum. Bir yandan köfteleri yedecek, bir yandan senin memelerine bakacak. Ulan bir de benim zamanımda görecektiniz bu karın memelerini diye düşünecek. Beni rahatsız eder bu. Baksana adamın aklındaki düşüncelere. Hayır elinde nimet var senin bir kere, terbiye isterim. Onun köftesi de yenmez ya. Terbiyesiz. Allah aşkına yapma hayatım. Ayrıca bizim ilişkimiz çok kısa sürmüştü Kürşat. Ne kadar kısa? 3 ay falan. Adam senin memelerin haritasını çıkarmıştır ya. Hayatım şu anda sorun bulamadın, sorun yaratmaya çalışıyorsun galiba. Hayatım sorun bulamadın, sorun yarat. Yahu ben anlamıyorum. Eski sevgililerin zırt pırt buluşup birbirleriyle görüşmelerini anlamıyorum. Ne gerek var ya? Tanıştırayım. Eski sevgilim, yeni sevgilim. Yeni sevgilimin eski sevgilisi, eski sevgilimin yeni sevgilisi. Bu zibidi bir ara bununla filmledi de neyse. Şu an onu siktir edin. Hiçbir önemi yok. Tekrar değil mi? Hepimizin her yerini ezbere biliyoruz. Bence de her pazar toplaşıp tıka kadar çekelim ya. Ne güzel. Yaşar yeni geldi bakıyorum halay çekince. Eksa bence sallamaya da gerek yok. Ay çok iğrençsin ya. Sana bir şey yapıyorum. Alttan üstten sallana sallanır artık. Umarım bu esprileri orada da yapmaz. O değil de her yönü de canlandırıyorum. Düşünemiyorum bile. Lütfen hayatım. Neydi o cücü olan? O cücü değildi bir kere. Tamam biraz kısaydı. He? Tamam çok kısaydı. Cüceyle halanın sonunda mendil niyetine sallarlar artık. Neydi onun adı? Takiyettin. Takiyettin. Hey yavrum benim be. Takiyettin. Bu kadar kısa bir adamın ismi neden bu kadar uzun oldu? Ben anlamıyorum ki. O bahsettiğin adam 3 yıl üst üste TÜBİTAK'tan ödül aldı. Ne diye? Yılın en kısa bilim adamı diye. Sıkıldım. Gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Aklımda soru işaretleri var. Ah öyle mi? O soru işaretleri geçmez. Ben bir kim seni istersen de. O da davetli mi? Kim? TÜBİTAK. TÜBİTAK Yetin. Aha bak adını da uzattım. Daha bir yok olmaz. Davetli. Gelir herhalde. Köşatlı iyi arkadaştır. Bu nedir ya? Ne demek ne demek? Çağımızda insanlar artık eski sevgililerle yakın arkadaş olabiliyorlar. Ayrıca beni Kürşat'la takipte tanıştırdı zaten. Yapma ya, piçe bak sen. Ne demişti tanıştırırken? Kürşat benim boyun memelerimi yesmiyor. Gel benim yerime sen nasıl demişti? Arkadaşlıktan böyle bir şey için. Yarın bir gün senin de bir şeyin yere düşülür. Ben alır, sana verindir. Ne demişti? Sana inanamıyorum. Ya aslında benim sorum çok basit. Ben eskiden görüştüğüm sevgililerimle buluşup da barbekü partisi düzenliyor muyum? Benim de sorum çok basit. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Benimle konuşurken sesini yükseltme. Ben sesimi yükseltmedim. Benimle konuşurken sesini yükseltme. Bana bağırma. Ben bağırmıyorum. Sen saçına doğru bir şey yaptın. Ha, şantaj yaptım. Nasıl güzel olmuş mu? Önler bulursa hepinizi keserim. Çok korktular. Geliyor musun gelmiyor musun? Kafamda soru işaretleri var benim. İyi o zaman ben gidiyorum. Ne halin varsa gör. Güle güle. Güle güle. Ben de evde kalayım da etleri falan yapayım. Nasıl olsa haftaya sıra bende. Haftanın kodoşu benim nasıl olsa. Hem o Kürşat'a söyle senin o memelerin benden önce sarkmıştı. Hem o piç takip ettiğin yüzünden. Asılmış bunlar yemiş memelerini ya.